almamış bu abi. Teşekkür ediyorum. Görüyoruz değil mi? Senin adın ne? Zehra. Zehra. Rica ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Lütfen sesini duyduysun. Rica ederim. Selahattin, afiyet olsun. Rica ederim. Harun. Harun, afiyet olsun. Ama yaramaz. Hadi iyi ders. Mevcudumuz 17 ama bugün 13 kişiyiz. Evet, bugün 13 kişiyiz. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Ne kadar iyisiniz? Çok. Ne kadar çok, hele hangisi? Bu mu? İlk günündeyiz. Bütün istiyorsan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, şehrimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gerçekten baktığımızda bir toplumun devamlılığının sağlanabilmesinde, bütün birikimimizin geleceğe aktarılabilmesindeki en önemli unsur eğitim. Eğitim elbette kendi içinde dinamikleri olan ve bu dinamiklerin de Milli Eğitim Bakanlığı ve illerimizde müdürlüklerimiz, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından düzeni sağlanan ve bir şekilde devam ettirilen bir faaliyet. Ama bu faaliyetler elbette kıyasladığımızda geçmişe göre çok büyük mesafe kat etti. Bunu bugün durduğumuz yerden baktığımızda görebiliyoruz. Gerek çocuklarımızın hayata bakışı, gerekse hayattan bekledikleri ve gerekse o hayata katabilecekleri hususunda gerçekten daha çok kafa yorulduğunu görüyoruz. Tabii ki eğitimin önemine binaen bir sistemin bu yeni bir yüzyıla uyarlanma süreci de vakit alıyor. Ama bizim bir başka tarafımız da var. Eğitim gündeme geldiğinde o da çocuklarımızın her manada sağlığının maddi, manevi, akıl, ruh, beden sağlıklarının devam ettirilmesi sürecidir. Bu anlamda da geçtiğimiz hafta yaptığımız, dönem dönemde yenilediğimiz tedbirlerimizi gözden geçirme çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Burada en önemli hususlardan birisi özellikle çocuklarımız üzerinden geleceğimizi karartmaya dönük olaraktan yapılmak isteyen kötü alışkanlıkların önlenmesi hususudur. Ve bu anlamda karşımıza çıkan en basit görünen, bugün artık sanki bir basitleşmiş gibi görünen bir sigara illetinden tutun, en kötü uyuşturuculara kadar bütün o kötü alışkanlıkların, ki bu arada aslında hiç dikkatimizi çekmiyor gibi, fakat bir yönden düşündüğümüz zaman da o da bir alışkanlık olarak sıkıntı oluşturan ve gelecekte daha büyük sıkıntılar oluşturacak olan, özellikle de bu sosyal medya üzerinden yaygınlaşan alışkanlıklar, sanal alışkanlıklar da gündemimizde. Ayrıca çocuklarımızın okul içerisindeki beslenme alışkanlıklarından tutun, özellikle de bir kısım sıkıntılı insanların çocuklarımıza musallat olmalarını engellemeye dönük çalışmalarımız
hiç ara vermeden devam ediyor. Bunu buradan belirtmek istiyorum. Hiçbir şekilde bizim çocuklarımız üzerinde oynanacak bir oyuna, kişilerin şahsi hesaplarına, arzularını gerçekleştirmelerine fırsat vermek gibi bir lüksümüz yok. Bunu engellemek için de gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerek Emniyet Müdürlüğümüz ve gerekse diğer bütün birimler olarak bütün önlemler alınıyor. Bu anlamda tabii ki okul aile birliklerimize de çok görev düşüyor. Bu hususta hakikaten çok hassasız. Hiçbir şekilde önümüzdeki dönemde kötü alışkanlıklardan tutun, çocuklarımıza dönük her tür yanlışlığa, ki bunun içerisinde inanın bir üzerine çok durduğumuz bir husustur. Servislerdeki yanlış muamelelere kadar hiçbir şeye tahammülümüz yok. Hepsinin hassasiyetle üzerindeyiz ve bu hususta da başta velilerimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizden ve idarelerimizden hassasiyet bekliyoruz. Onlarda da bu hassasiyeti görüyoruz. Şükürler olsun, ilimizde ciddi manada bir problem yok ama biz olmaması için her tür önlemi almakla mükellefiz. Bunu da buradan beyan etmek istiyorum. Ve arkadaşlarımıza, başta müdürlerimiz olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürüm'den, Emniyet Müdürüm'den başlayarak, Kaymakamımızdan başlayarak, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, okul idare birliklerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Daha güzel günlere giderken güzel bir eğitim dönemi geçirmek dileğiyle, dilek ve temennisiyle. Teşekkür ederim.